anda şey takıyoruz. Bu birinci sürücü kartını takıyoruz. Taktıktan sonra kart okunuyor diyor. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Meyaz. Mehmet Uzun işte. Ne eklediğimi zaten hayır diyorsun. Burada devam ediyorsun. Burada senin sürelerini söylüyor zaten. Mesela diye bir tane teste geçtikten sonra adam ötmüyor. Testi 1 kilo, 2 kilometre sonra geçtikten sonra ötüyor. Ankara Altındağ'da evden eve taşımacılık yapıyorum. Bizim sıkıntılarımız, büyük sıkıntılarımız var. Biz pandemiden dolayı bütün sıkıntıları yaşadık. Depremdeki olana biz kaçtık. Bütün karda, kışta herkese hizmeti biz götürdük, biz götürüyoruz. Ve devlet politikasına bütün esnaflara yardım etti, bütün esnaflara el attı, bütün esnaflara işte destekte bulundu. Ve bütün bunları ayakta tutan biz şoförlere, biz nakliyecilere destek vermedi. Biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Şu anda lastik yok, arabanın altına lastik almaya gitsek tanesi 2,5 milyar, 3 milyar. En büyük sıkıntımız takometredir. Bunda da çift şoför çalıştırmamızı istiyorlar. Çift şoförü de çalıştırdığı zaman bir şoför bize 6-7 milyara mal oluyor. Bu araba kazanmıyor. Lastik 8 milyar. Lastiklerin tanesi 3 milyar. Şoförü 6-7 milyara mal oluyor. Bir çift şoför çalıştırdığımız zaman da iş yok. Pandemi döneminde biz bu sıkıntıları yaşadık. Dijital takometrenin bize zararı çok. Nasıl zararı çok? Yani faydası da var da ama zararı çok çok. Çünkü bizim Türkiye'de altyapısı hazır olmadığından dolayı 8-9 saat kullan, 4,5 saat kullan, 4,5 saat yat. Bu 4,5 saatin tamamı olmadan bir dinleme testini 2 kilometre geçtikten sonra burada dur diyor. Kış ortası. Bu donda bir dinleme yeri yok, bir çay içecek yeri yok. Araba içerisinde bu saatini geçmesini bekle. Yani 45 dakikayı geçtik de 9 saat orada dur dediği zaman 9 saat boyunca otoban kenarlarında, yol ana yollarda. Belki dikkat ediyorsunuz haberlerde, dikkatin bütün arabaların durduğu, duran arabaların hepsi bu dijital tako için duruyor. Bu 28 günlük, 1 aylık şeyi aldıkları zaman polisler, kart taktıkları zaman, bir aylık şey çıkardığı zaman, bütün veriyi çıkardığı zaman bu şoförün ne hatası varsa hepsini çıkarıyor. Çıkardıktan sonra ve bu insanların hem ehliyetine el konuluyor ve hem de büyük para ceza kesiliyor. Bunu bir yumuşatın, yani bunu 4 artı 4 artı 4 artı yapsanız en az da bu adam da sıkıntı çekmez, biz sıkıntı çekmeyiz. İkinci şoför derdini de çekmeyiz çünkü ikinci şoför için de devlet bize yardımcı olsun. İkinci şoförü çalıştıralım. Devlet nasıl fabrikada çalıştırdığı insana sigortasını ben yatırayım, işte aylığın yarısını ben yatırayım, sen çalıştır ki iş adamıyız. Peki bu iş adamı, biz iş adamı, biz bu işi yapmıyor muyuz? Biz bu ülkeye hizmet etmiyoruz, bu devlete hizmet etmiyoruz. Yol kenarlarında bu takometreler için duran insanların çoğu
mesela çoğunu dikkat edin haberlerde bu insanların durduğu zaman diğer kişileri görüş mesafeleri düştüğü zaman geceleri adam var hafif bir uykusu var veya yorgundur onu fark etmediği için bu otoban kenarlarında park eden takometresi bitmiş hani devletin izni olmadan burada ceza yerim gibisinde yol kenarlarında park eden insanların çoğu kazaya sebebiyet veriyor. Yani bu bir insanın güvenliği devletten sorulmaz mı? Yani devlet bunun altyapısını düzenlese yine biz buna kabul ederiz, sıkıntı yok. Birbirlerine, ona birbirlerine yakın olan dinleme tesislerinin olmasını istiyoruz. Altyapısını düzeltsin, yine verilerini alsın, yine verilerini veririz yani sıkıntı yoktur. Yani devletin koyduğu kanun neyse, bir ülke nasıl uyuyorsa biz de uyarız. Ama şu anda altyapısı düzgün ve Avrupa Birliği'ne uyu olmadığı bir ülkede kalkıp da Avrupa Birliği'nin yasasını buraya getirmenin bir anlamı yoktur şimdi. Getirsin, düzenlesin, yine kullanırız, yine aynı şeyler yaparız. Şimdi birbirine uymayan bir sistem, birbirine uymayan bir yol, birbirine uymayan bir dinleme tesisleri ve kalk da bunlara uy. Bir Ankara çıkışından çıkıyorsun, Takayseri yakında dinleme tesisi yok. Bunu saati bitiyor, bu şoför yolda duruyor. Yani bu Ankara'da yine birbirine yakın dinleme tesisleri var. Doğuda bulamazsın. Bu adam tek şeritli yolda o takometrenin bitmesini bekleyecek. Ondan sonra kazaya sebebiyet veriyor. Biz görüyoruz yollarda çok böyle bu şekilde kazaya adam geliyor. Adam mecburen park etmiş. Takometren korkusuna gidemiyor. Ceza yiyeceğim, ehliyetim gidecek. Ceza yazdıkları zaman parası da önemli değil. Adam bak birden bir cezada 20 puan alıyor. 5 defa ceza aldım ve bu adam ehliyeti elinden alıyor. Bu adam ev kira. Bu şoför neyle geçinecek? Bu adam başka bir iş yapamaz. Yani başka onun iş sertifikasını elinde aldıktan sonra adam işi bitiyor. Nakliyeciyim, evden eve nakliyat sektöründe çalışıyoruz. 20'ye yakın personelimiz var. Pandemi dolayısıyla gerçekten çok sıkıntılarımız var. Özellikle mesela bu yeni çıkan sistemle birlikte dijital tako. Mesela dijital takoda şöyle bir sistem var. Altyapısı olmadığı halde mesela bunu geçen sene getirdiler. Biz çok ciddi bir tepki gösterdik. Tüm bu kamyon ve kamyonetçiler dernekleri olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Lojistik firmaları dahil herkes buna çok ciddi bir tepki verdi. Hatta biz ciddi yürüyüşler düzenledik. Ankara, Kayseri, İstanbul, Bursa başta olmak üzere. Doğu ve Güneydoğu illerinde de aynı bu sisteme şey yaptılar. Tepki gösterdiler açıkçası. Bunu geri çektiler. 2024'e kadar geri çektiler. Öncelikle böyle bir anlaşmaya gidildi. Herkes protestolar kısa sürdü. Daha sonra bunu bu yazın 7. ayda hayata geçireceklerini söylüyorlar. Şimdi altyapısı hazır olmadığı halde bu kanunu getiriyorlar. Dijital tako nedir? 4,5 saatte 45 dakika, 9 saatte işte 1,5 saat olmak üzere belli bir şeyden sonra tako sana dur diyor. Gitme artık. Nerede kaldın örnek veriyorum. Hakkari Şırnak arasında mesela şu anda mevsim kış. Orada bekleyeceksin. Örnek veriyorum aracında Webosto diye tabir ettiğimiz bu aracın içine ısıttığı sistem. O yoksa orada donarak belki de ölürsün. Yani çünkü dur diyor. Durmasan ceza yazıyor. Orada otomatik olarak ceza yazıyor. İleride trafik polisleri seni çevirdiğinde bakıyor ki evet uymamışsın tagografa. Bu sefer derdini anlatamıyorsun trafik polisine. Duracaksın diyor. Çünkü durmasan ceza yazıyor. Hani bizim sistemimiz altyapısı hazır olmayan bir şey getirip esnafa dayattığın zaman sıkıntıya giriyor esnaf. Bunun için mesela örnekleri var. Avrupa'da mesela adamlar bunun altyapısını hazırlamışlar. Mesela saati geldiğinde bir tesis var. Tesiste duruyorsun. Bu 45 dakika işte bir haftalık istirahat olmak üzere örnek veriyorum. Bunun altyapısını hazırlamışlar. Birçok sıkıntılı sistem getirmişler. Çift şoför olması gerekiyor. Daha doğrusu biz bir tane şoför çalıştıramıyorken mesela örnek veriyorum sigortasıdır bu şoförlerin diğer giderleri olsun. Biz bir şoförle idare edemiyoruz. Kaldı ki iki şoför. İki şoför demek iki maliyet demek. İki tane sigorta demek. İki tane maaş demek. Bu da bizi gerçek anlamda çok sıkıntıya koyuyor. Peki, bu pandemi döneminde biz hükümetimizden, devletimizden değil de hükümetimizden hiçbir yardım alamadık. Küçük işletme olarak mesela.
Örnek veriyorum işte 1.000 lira bir şey söylediler, yardım söylediler. Onu dahi alamadık şu anda. Mesela başvurularımızı yaptık. Şu anda hiçbir yardım almıyoruz. Artı açamadığımız dükkanın vergisini veriyoruz. Bir sürü sıkıntılarımız var bu konuda ve hiç kimse bize yardımcı olmadı. %90 kesildi işlerimiz. Yani %90. Şu anda gerçekten eve ekmek götüremeyecek durumdayız. Ve hiçbir yetkililer bizim gerçekten sorunlarımızla ilgilenmiyor. Özellikle Ulaştırma Bakanlığı mesela bizim sektörümüzle ilgili, sektörümüz oraya bağlı olduğu için açıkçası ve biz Ulaştırma Bakanlığı'nda hiçbir yardım, destek göremedik. Şu anda açıkçası biz nakdi esnafı olarak önümüzü de göremiyoruz zaten. Gerçekten önümüzü göremiyoruz. Ne yapacağımızı şu anda kara kara düşünüyoruz. Gerçekten sıkıntılarımız büyük. Hükümetimizden, Ulaştırma Bakanlığı'ndan gerçekten sektöre bir el atmasını istiyoruz. Ankara'da öncü nakliyat olarak 6 tane personelle 2 tane araçla hizmet vermekteyiz. Şöyle söyleyeyim, şu an bizim yaşadığımız sıkıntılardan en büyük olanı maddi sıkıntı. Yani personellerimize yeterli iş bulamıyoruz. İş bulamadığımız için haftanın 3 günü, 5 günü mecburen yatmak zorunda kalıyoruz. Biliyorsunuz yani pandemi döneminde zaten devletimiz 2 gün tatil yapıyor. 2 günde normal iş olmasa 4 gün. Haftada çalıştığımız ya 2 gün ya 3 gün, o da karnımızı doyurmuyor. Genelde insanlar da cumartesi pazarları evlerinde olduğu için taşınmak istiyor. Cumartesi pazarlarda pandemiden dolayı yasaklar var. Bizim işlerimiz iyice ölü noktasına kadar geldi. Sağ olsun devlet babadan bize 25 bin lira bir destek vereceğini, faizsiz vereceğini söylediler. Biz de gittik buna müracaat ettik, aldık. Sağ olsunlar yine de, ama şimdi 25 bin lirayı 4.116 olarak 6 ayda ödeyeceksiniz dediler. Bankaya vardık ki 5.300 liraya çıkmış. Bu niye böyle oldu dedik. Siz ilk önce verilen listede faizsiz, şimdi faizli. Yani bir yerde kandırıldık. Bize dediler ki işte size devlet yardımcı olacak. Doğru, yardımcı olacak. Kredi verdi sağ olsun, ama krediyi faiziyle verdi. İlk önce dediler ki faizsiz. Zaten zor durumda. Sadece biz kendimiz için söylemiyoruz. Birçok esnaf zor durumda. Küçük esnafız biz. Büyük esnaf değiliz. Holding sahibi değiliz. Bunlar ayakta durabiliyorlar. Yani düşünün ki biz mazotu 6.000 liradan alıyoruz. Diğer insanlara belirli kısma 2 liradan mazot veriliyor. Bizler 2 liradan mazotu hiç görmedik hayatımızda. Araçlarımızın bakımı, lastiği, her yıl muayenelerimiz, bunlar bize ağır olan büyük. Artı bu kadar yükün arkasında sigortalarımız, işçilerimize yapılan sigortalar, bunların vergisi, bunlarda hiçbir şekilde muamma gösterilmiyor. Bunun yanı sıra belirli bir vergi borcunuz varsa 5-6 bin lira hemen sağ olsun vergi dairesi araçlarınız üzerine tedbir koyuyor. Bu esnaftır. 3 tane 4 tane aracı var. Oldu ya birisini satıp değiştirecek, model düşürecek, yükseltecek ya da borcu vardır. Buna bile izin verilmiyor. Çünkü yani öyle bir yerde yaşıyoruz ki küçük esnafın hiçbir şekilde kimsenin yanında yeri yok. Seçimler olduğu zaman geliyorlar kapı kapı. İşte bizler şunu yapacağız, bizler bunu yapacağız. Hiç kimsenin bize gelip de eğilip de yani kardeşim siz burada aç mısınız, susuz musunuz dediğini görmedik. Bu sektörün en büyük sorunlarından birisi şu. Şimdi bir tane şoför koyuyorsunuz, çift şoför araç gönderemiyorsunuz. Gönderdiğiniz zaman çift şoför aracın bugün 10 bin lira yakın maliyeti var en kötü şartlarda. Şimdi yapılan iş belli, evden eve taşıma, bunun kazancı belli. %25 kazançlarla gidiyoruz. Mesela 1000 lirada 250 lira kazancımız var bizim. Şimdi buna istinaden hesabını şöyle yapın. Yani iki tane şoför koyduğumuz zaman para kazanmıyor. Tek şoförde 4 saatte yarım saat istirahat molasına düşüyor. Bunu mecburen 4,5 saate 5 saate çıkartmak zorunda kalıyor. Çünkü oldu ya Ankara'ya gelmeye 30 kilometre kaldı, 50 kilometre kaldı. Bu insanın mecburen Ankara'ya girmesi gerekiyor. Bir gün sonra tako istiyor. Oradaki fazla cezayı getiriyor bize. 2000 lira, 3000 lira ceza yazıyor. Artı keza biz evden eveciyiz. Şehir işlerine belirli saatlerde gerçekten izin istiyoruz. Yani burada Samsun yolunda, Ankara'da, Mamak'ın göbeğindeyiz. Samsun yolunda belirli yerlerde polislerimiz sağ olsunlar çevirme yapıyorlar, ama bizlere bir ayrıcalık gösterip en azından kardeşim bunlar ev taşıyor. Yani ağır yük taşımıyor, yola zarar vermiyor. Hani bunlar insanların evine girip evini taşıyacak diye bir izin, ayrı bir izin çıkartsalar çok çok memnun kalırız. Ayrıca bizim araçlarımız yol güzergah çizip gidiyor. Bu güzergah üzerinde de belirli saatlerde mecburen durması gerekiyor. Çünkü zaten şoför istirahat etmek zorunda. Biz bunu biliyoruz. Ama siz takoyu zorunlu hale getirip yok dijitalden bunu indireceğiz, şunu indireceğiz diye. Yani bir yerde baskıyla, zorla size ceza yazılıyor. Yani sen bu şekilde
bu şekilde bu şartlara uyacaksın. Bu şartlara uyduğumuz zaman işçinin maaşı çok yüksek olacak, gider çok yüksek olacak. Ben bir evi 1000 liraya taşıyorum. Şimdi sana 5000 lira desem evi taşıtırmayacaksın. Kimse taşıtırmaz 5000 lira evini. Maliyet çok yükseliyor. Ben adama desem ki benim arabamın yağı, mazotu, suyu, işçim şu kadar çalışıyor, işçi bu kadar çalışıyor, sigortası bu kadar buluyor dediğimde iş yapamıyoruz. Onun için mecburen bizim bu sektöre biraz can suyuna ihtiyacımız var. Yani devletin en azından vergilerimizi de indirim, belirli bir kredi verip bunu gerçekten ama gerçekten faizsiz, sizler ayakta durun, bu pandemiyi atlatalım, 3-5 ay dişinizi sıkın, size yardımcı olacağız. Biz devlet babayız, siz de bizim evlatlarımızsınız demesini bekliyoruz. Bizim isteğimiz bu. Takoydu, dijitaldi, bunlar gerçekten hani ceza yazmanın farklı yönleri. Yoksa biz şoförümüzün canını sokakta bulmadık. Yani demeyiz ki biz şoföre 15 saat direksiyon kullan hiç uyuma demeyiz. O da bizim kardeşimiz, abimiz, büyüğümüz, küçüğümüz. Onun da canı, onun da ailesi bizim ailemizdir. Biz bunları biliyoruz, bilincindeyiz. Suç işlemek istemiyoruz. Ama siz bunu suç olarak gösterip yarım saat için, 10 dakika için mahsus işi paraya döküyorsunuz, cezaya döküyorsunuz. Bu esnafa kan ağlatıyorsunuz. Yarın bir günde esnaf çöküyor, batıyor. Ayakta kalan kimse olmayacak. O zaman ülke yavaş yavaş küçük esnaftan başlayıp çökecek. Buna gerek yok. Devletse devlet baba çocuklarına bakacak, destek olacak. Çok teşekkür ederim.